Sevmediğimiz veya aşık olmadığımız müzikler dinlemek beynimizi geliştirir mi? Kendimizi bunun için zorlamalı mıyız? Farklı aktivite beynimizi geliştirir mi bağlamında? Şimdi müzik, daha evvel konuşmuştuk, duygusal dünyamıza hitap eden bir hadise. Bir müziği ya da bir müzik türünü ya da bir müzik bestesini neyse sevmemizin nedeni onunla kurduğumuz duygusal bağlantıdır ya da duygularımızı o tarz müzikle daha iyi ifade edebildiğimizi ya da o ifadeleri daha iyi işte karşılığını bulabildiğimizi falan düşündüğümüz içindir. Sevmediği bir müzik türünü dinleme deneyimi bende var. Mesela ben özellikle bu belli bir tip, çok da tipleri bilmiyorum ama belli bir caz tipi var. Yani sevmiyorum şimdi Allah yani evlat olsa çekilmez derler ya öyle geliyor bana. Ama bir ara şey yaptım bir dönem üniversiteyi bitirdikten birkaç sene sonra. Ya entel dantel adamız yani o kadar bak batı klasik müziğini de seviyorsun. Hadi koçum ver bir gayret. Şu müziği biraz dinle diye gittim. O zaman daha dijital müzik de yoktu. CD'ler falan aldım böyle azim azim. Ya evde oturdum saatlerimi harcadım falan. Orada mesela bir aydınlanma geçirdiğimi düşünüyorum. Daha sonra bu beyninizdeki müzik kitabının çalışmalarıyla ilgili yani o kitaba hazırlık yapan çalışmaları okuma fırsatım oldu. Bilimsel yayınları vesaire. Müziğin duygusal taraflarıyla ilgili işte hangi müzik iyidir, kimle müzik dinlesin, klasik müzik bilmem ne yapıyor mu falan filan gibi çalışmalar var ya. O tarz çalışmalardan anladığım kabaca şu, bir müzik türünü ya da belli müzik türlerini daha cazip bulmamız, o müzik türlerine çekilmemiz bizim duygusal bir ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Bu duygusal ihtiyacı başka bir yerde tatmin edemiyorsak başka bir müzik türünde o müziği dinlemek bize iyi gelmiyor. Fakat bu aynı zamanda şunun kapısını kapatmamalı. Sevdiğiniz müziği dinleyin. Eyvallah onda bir sıkıntı yok. Fakat daha evvel bahsetmiştim. Mesela bir klasik müzik alışkanlığı. Klasik müzik dinleme kültürü neden gerekiyor? Hamburgerle her an karnınızı doyurabilirsiniz ama arada sebze de yiyin ki ileride hasta olmayın. İşte sebze gibi klasik müzik. Mesela bir saz semaisini dinleyecek zihinsel beceriyi geliştirmeden A, B, nakarat, solo, işte C, D, A, B diye biten standart pop ya da rock formatlarıyla çok büyük bir beyin kapasitesi beklemeyin yani öyle bir şey olmaz. Mesela şu anda piyasada benim gittikçe keşfetmekten büyük haz aldığım yeni bu endüstriyel, progresif falan bir sürü isimler diyorlar garip garip. Benim bile yani bu kadar sene müzikle uğraştım. Çözümlemekte çok zorlandım. Aga bunlar ne enstrüman çalıyor falan dediğim müzik türleri var. Bunlara kulağınızı alıştırdıkça, bunları keşfe çıktığınızda bakın hadi bakayım sevecek miyim değil. Aga ne yapıyor bunlar diye dinlediğiniz vakit zihninizde yeni bir şey açılıyor. Fakat buradaki mantık sırf iyi gelir diye oturup 7-24 siniriniz zıplaması pahasına caz dinlemek ya da klasik müzik dinlemek değil. Mesela diyelim Batı klasik müziğini sevmiyor olabilirsiniz. Çünkü bu ülkede birçok insanın başarıyla nefret ettirildiği bir türdür. Opera ve bale de öyledir maalesef. Muhteşem işler vardır ama işte bir dönem devlet politikası olarak modernleşme adına öyle bir dayanmış ki özellikle Anadolu'da çok ciddi bir reaksiyon var. Ben mesela bir üniversitedeki seçmeli olarak aldığım müzik kültürü dersindeki rahmetli Ahmet Kaya'nın da kayıtlarında kemancılık yapan bir hocamız vardı. Keman çalıyordu o kayıtlarda o zaman. Bize muhteşem bir şeyler anlattı. Mesela Johann Sebastian Bach'ın önce hikayesini bir besteyi nasıl yaptığını hikayesini anlatıyordu. Sonra besteyi bir dinliyordu. Ya gözümüzden sular akıyordu ya coşuyorduk, taşıyorduk. Böyle işte Hacettepe'nin yollarına burasımız geliyordu kendimizi. Müziğin hikayesini anlayıp onu keşfe çıktığınızda bambaşka bir şey oluyorsunuz. Ben o günden beri, üniversite dönemlerimden beri klasik batı müziğine özel bir saygıyla zaman ayırmak zorunda hissediyorum kendimi. Ama bunu severek ve isteyerek yapıyorum. Niye? Çünkü dün keşfetmek için vaktim oldu. Rap müzik, rock müzik, pop müzik, Allah bolluk versin ne istiyorsanız dinleyin. Ama arada bir insan aklının nadide ürünleri olan klasik batı müziği, klasik Türk musikisi, işte biraz önce bahsettim bizim özellikle bu tasavvuf musikisi literatüründe en baba Hintli mintli gruplara taş çıkaracak derecede kompleks ritimler ve uzun döngülerden oluşan semailer falan filan. Ya da ne bileyim yerel bizim bozlaklar, türküler, halk ozanlarının müziği ve sözü kullanma biçimleri. Buraları bir ara ara keşfetmek lazım. Ya da ben Türk'üm abi sadece türkü dinlerim. Allah mübarek etsin çok güzel bir şey de öbürleri de homo sapiens. Yani onların yaptığı şeylerin de bize bir mesajı olabilir. Ne kadar farklı müzik türünü keşfe çıkarsanız beyniniz o kadar gelişir. Ama buranın altını çiziyorum. Keşfe çıkarsanız beyniniz gelişir. Maruz kalırsanız gelişmez. Sizin ettiğiniz niyete göre karşılaştığınız uyaranın sizdeki işlenmesi ve neticesi farklı olacaktır. Ya dur bakalım bu progresif müzik dedikleri nedir diye 1960-70'lerden Gentle Giant'tan bugüne gelin Pliny'e kadar şöyle bir geçin bakalım neler yapılmış. Aklınız, hafsalanız kayacak yani. Benim kaydışım, ben o arkadaşlarla uğraşıyorum. Mesela şu anda Animals as Leaders diye garip bir grup var. Onu çözmeye çalışıyorum. Efendim işte We Built the Sky diye bir ekip var. Pliny dediğim gencecik bir çocuk mesela. Aklımı, hafsalamı yitirmeme sebep oldu. Enteresan. Yani ben daha dün rock gitaristlerini dinlerken şimdi öğrendim ki o adamlar da bunları dinliyorlarmış, hala hayatta olanlar. Müzik evriliyor, teknikler gelişiyor, notalardaki yeni kombinasyonlar keşfediliyor. Bir taraftan eskimez klasikler var. Yani hala ve hala ne olursa olsun Moonlight Sonata'nın üzerine şarkı yapılamaz bence. Mümkün değil. Ve bir gün akşam hakikaten yıldızlı bir gecede mümkünse ay ışığında. Şöyle MP3 çalarlar cebimizde gözünüzü seveyim. Açın bir Moonlight Sonata'yı takın kulaklıkla. Gözünüzü kapatıp ayı göreceksiniz. Bakın dinleyin onu. Ay görünür hale geliyor. Kapalı gözünüzle ayı görüyorsunuz. Çünkü o şarkıların hikayesini, o şarkıların arka planını biraz keşfe çıkarsanız oralarda büyük fikirler, büyük duygular var. Onların hepsi de beynimizi geliştirir. Mesela beynimizi geliştirmek değil arkadaşlar. Ben de anlatınca hep böyle soruyorlar. Beyin geliştirir mi? Ya kas gelişiyor da ne oluyor? Beyin gelişince de öyle. Sadece şişkin beynin olur. Önemli olan duygusal ustalık, yaşam becerisi, yaşam sanatının ustası olmak. Esas olan bu gusto. Tad olacak hayatta biraz. Ben biraz geç kalmış bir adamım. Onu tamamlamaya çalışıyorum şimdi. Her şeyin tadına bakıyorum sırayla. Bence siz de yapın. Her yemekte bir sonraki öğün ne yiyeceğini düşünüyorsan kendine gel. Mutluluğu arıyor ama ne olduğunu bile tarif edemiyorsan kendine gel. Sabahları ilk endişen bugün ne giysem oluyorsa kendine gel. Yeni dünyanın cesur insanı olmak için kendine gel. Türkiye'nin ilk bilimsel teori lansmanına gel. Yani hızlı geçiyoruz buradan. Bugün bir benzetme kullanmıştım. Bari onu da kullanayım şimdi. Geçen bir Japon filmi seyrettim de, korku filmi. Hayatımda ilk defa Japon korku filmi seyrettim. Hızlı trende geçen bir zombi filmiydi. Tövbeler olsun. Ama onu seyrederken aklıma geldi. Hani bu İsviçre Alplerinde falan sen bu Interrail'le gezmiştin bir ara değil mi? Trenle. Şimdi mesela bir trene binip hedef istasyonunda inip bir yere yetişmesi gereken bir insan olduğunu düşün. Bir de gezmek için o trene binmiş iki insan düşün. Manzaranın ikisi için ifade edeceği şeyler ne kadar farklı olur. Biri geldik gidiyoruz modunda yolu görmez bile. Bir diğeri ise her dönüşte, her tünele girişte adeta yepyeni bir hayat yaşar. Yani yepyeni deneyimler yaşar. Dünyadan geçerken manzarayı ihmal etmemek lazım. Yani biz buraya doğum ve ölüm istasyonları arasında hödö gitmek için gelmedik. Bu yolculukta çok güzel şeyler var. Onları da tecrübe etmek lazım diye düşünüyorum. Ben bu benzetmenizi izninizle kullanmak istiyorum hocam. Çok beğendim. Güzel olmuş. Birisi sormuştu limonata mı diye. Limonata değil arkadaşlar. Limonlu soda, normal soda karışık. Bu benim hep içtiğim bir şey. Sodanın markası fark etmiyor bu arada. Reklama girmesin.